zamanki Türkiye, sizin bu zamanki Türkiye'de çok büyük avantajlarınız var. Ama şöyle bir dezavantajınız var. Eğer bunu iletişimi, iletişim dilini, kitle iletişim araçlarını, internet, sosyal medya, televizyon, YouTube, şimdi bir de Metaverse çıktı başımıza. Bunları çok iyi anlamazsanız, çok iyi kullanmazsanız sizin için bir dezavantaj olur. İşin büyüsüne kapılmayacaksınız. Şunu unutmayın. Uluslararası ilişkilerde kesinlikle duygusallık yoktur. Sadece menfaatler vardır, diplomasi vardır. O yüzden de sosyal medyada baktığınızda veya medyada baktığınızda dün çatıştığınız bir ülkeyle, işte saydırdığınız bir ülkeyle aradan seneler geçtikten sonra diplomasi adına konuşabilirsiniz. Bu sefer de işin içine siyaset girer. Çünkü genelde uluslararası iletişim dediğiniz zaman işte bir siyasi din, siyaset mutlaka vardır. Bu sefer ülkenin kendi siyasi dengeleri birbiri içinde tartışmalar, birbiri içinde muhalefet gibi kavramlar karşınıza çıkar. Ama eğer siz bu dünyada ve bu ülkede var olma savaşı verecekseniz ve başarıya odaklanmışsanız iletişimin ve ilişkinin ne olduğunu ve her alanda da birbiri içinde farklı kavramlar olduğunu anlamanız lazım. Bir kere okulunuzu bitirip diplomayı alıp bir yüksek lisans yapıp burayı bitirmek bir başarıdır. Ama kusura bakmayın, üstün bir başarı değildir. Bu sizin artık gelişen dünyada normal bir başarıdır. Yani iki yumurta kırmayı bilmek kadar doğal bir şeydir. Eğer o iki yumurtayı kıramıyorsa bir kişi beceriksizdir. Kadın veya erkek. Aynı şekilde bugün Türkiye'de çok olağanüstü sebepler olmadığı sürece hastalık, ailevi, çevresel faktörler siz buraya gelebilmişseniz, devlet size bu imkanları verebilmişse bu üniversiteyi bitirmek sizin için iki yumurta kırmak kadar basit bir başarı. Sonrası ne? Yüksek lisans, en önemlisi en az bir yabancı dil. Rakiplerin dilini bileceksin. Bugün sizin rakibiniz burada yanınızda oturan arkadaş değil. Ya da uluslararası ilişkilerde sizin rakibiniz okulda, aynı sınıfta veya aynı kampüste olan arkadaşlarınız değil. Sizin rakibiniz dünyanın her yerinde. İnternetin bir ucunda, bir tuşta. Bir işe başvuru yaparken sizden 5 saniye önce o tuşa basan, sen ihmal etmişsin, dur birazdan yazarım diyorsun, basan senden daha avantajlı. Bu yüzden sadece üniversiteyi bitirip diplomanızı alıp ben başarılıyım diyemezsiniz. Bunu küçümsemiyorum ama iki yumurta kırmak kadar başarı. Algı nedir? Artık hepiniz yumurta kırarken çoğunuz beni hatırlayacaksınız. Özellikle bunu örnek veriyorum. Çünkü bana da yazın, bulun beni sosyal medyadan. Bak, iletişim. Bulun beni sosyal medyadan. Eskiden öyle değildi. Bana mail atarsın. Ondan öncesinde telefondan mesaj atarsın. Ondan öncesinde bir gün bir yerde karşılaşırız, bana söylersin de. Şimdi son 15 yılda geldiğimiz nokta anlık iletişim. Şimdi uluslararası boyutta da baktığınızda ülkeler arasındaki ilişki, dünyanın düzeni içinde birbirleriyle olan ilişkileri, bunlara biz siyaset diyoruz, diplomasi diyoruz. Sizin bu dünyanın içinde var olma savaşınızda dediğim gibi öncelikle üniversitenizi bitireceksiniz. Yüksek lisansınızı yapacaksınız. Mutlaka öncelikle İngilizce, benden size tavsiye, akabinde Çince, Rusça, Japonca. Üçünden birini öğrenin. Üçü de acayip zordur, söyleyeyim size. Berbat, benim Rusya'da tam 4 senem geçti. Boşnak olduğum için dilimiz yakın olmasına rağmen çok zorlandım. Ama şu saatten sonra eğer yarış atı olmak istiyorsanız, hedefe kilitleneceksiniz,
mutlaka İngilizceniz çok iyi olacak. Arkasından söylüyorum. İspanyolca, İtalyanca hepsine saygı duyuyorum ama onlar fanteziden ibaret bana göre. Çince, Rusça, üçüncü sırada Japonca. Üçü de birbirinden zor. Kura çekin ama önce Çince diyorum. Zaten baktığınız zaman son iki yılda siz de bu sıralamayı yaparsınız. Yani rakibinizin dilini bileceksiniz. Siz akademik olarak istediğiniz kadar uluslararası ilişkiler, insanlar arası ilişkiler, iletişim, şu bu bilmem ne, istediğiniz kadar bunları okuyun. Hayatın pratiği o kadar farklı ki, o iki yumurtayı bile 3-5 karış sonra tedirginliğinizi üzerinizden atarak kırıyorsunuz. Evet, başarı dediğiniz şey dilini bileceksiniz. Ama bir de onun ötesine geçmek var. İletişim. İşte onun ötesinde çok önemli. Narsist olmamanız için kendi kişisel gelişiminizi ve farkındalığınızı sağlayacaksınız. Çünkü uluslararası ilişkilerde de dil çok önemli değil mi? Kullandığınız dil, vücut dili, ses tonu, tını, bıraktığınız etki. Bugün dünya liderlerine baktığınızda mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tarzı var. Yani eyvallahı yok. Mesela eleştirilse de aslında birçok eleştirende bu böyledir, normalde de niye öyle olamıyorum diye bir eleştiri vardır. Dünya liderlerine baktığınızda Putin'in bir tarzı vardır mesela ilişkilerinde. Geçen beni bir programda sordular. Dedim ki işte Ukrayna ile alakalı. Putin dedim asla taviz vermez. Rusların da böyle bir